Ayhan Hanımcığım, Ayhan Hanım, nasılsın tatlım? İyi misin? İyi misin güzelim? Ağrın var mı? Ha, neren ağrıyor? Karnın, tamam canım. Acıktın mı? Acıkmadın mı? Yemek yedin mi? Tamam bakalım, tamam mı? Hadi görüşürüz, tamam mı? Dünya genelinde 12 Mayıs'ta kutlanan bu özel gün son yıllarda 6-12 Mayıs haftası, hemşirelik haftası olarak kutlanmaktadır. Sağlıklı, konforlu bir yaşam her insanın hakkıdır. Bu ilkeyi benimseyerek geçmişten bugüne kadar bize bu kutsal mesleği emanet eden sevgili Florence Nightingale'in ışığını taşımaktayız. Bu ışıkla en etkili bakımı sunmaktayız. Ben bu mesleğe 31 yılını bir vermiş hemşire olarak bugüne kadar hayatına dokunduğum bütün hastalarım için onurluyum ve gururluyum. Bu özel günün adına sevgili Nightingale'in doğum günlüğünü ve şimdiye kadar birlikte çalışmış olduğumuz ekip arkadaşlarımla beraber geleceğe ışık tutan tüm öğrenci hemşirelerimizin hemşirelik haftasını kutluyorum. Bütün hastaların hayır duasını almak çok önemli. Gerçekten hastaya dokunduğunuz zaman, sevgi ve şefkatle dokunduğunuz zaman onun karşılığını alıyorsunuz. Yoğun bakımdaki hastalarımız bakıma muhtaç hastalar. Biz her türlü bakımı özveriyle veriyoruz. Ben burada gelen öğrencilerime yetiştirdiğim zaman, yani bütün eğitimini alabilirsiniz. Her türlü eğitimi alabilirsiniz, bakımı alabilirsiniz. Lütfen vicdanınızı eğitin diye söylüyorum. Vicdan bizim için çok önemli. Eğer bir insanın vicdanı olmazsa bu mesleği yapamaz. Özellikle yoğun bakım hemşireleri çok yoğun ve yorucu bir çalışma ortamında uzun süre ayakta kalmakta, bütün zorluklarla karşı karşıya gelmektedir. İlk mesleğe başladığım zamanda yine bir hasta yakınının tavrıyla karşılaşmıştım. Asla unutamadığım anılarımdan bir tanesidir. Yani gelmemesi gereken bir yerde yoğun bakıma gelmişti ve ben onu çıkartmak istediğimde çok çeko pisellerini üzerimden demişti. Rahmetli hocamız da demişti ki o pis eller hastanıza bakıyor. Lütfen kendinize gelin. Çünkü biz burada gerçekten bir insanın kendi yakınına bakamayacağı kadar bakım veriyoruz. Günde 4 defa bakımlarını veriyoruz. Hastaların el yüz bakımlarını, pozisyonlarını, yatak bakımlarını, psikolojik olarak desteklenmelerini. Burada onların mutlu olabilmeleri için yabancı bir ortamda kalmadıklarını hissetmelerini sağlıyoruz. Yani biz akraba gibi, bir yakını gibi davranıyoruz onlara. Empatiyle yaklaşıyoruz. Orada yatan bir annemiz, bir kardeşimiz, bir yakınımız olarak düşünüyoruz ve mesleğimizi empatiyle yapıyoruz. Sevgi ve şefkatle yapılan her şeyin sonu güzel olur. Ben 31 yıllık meslek hayatım boyunca her zaman bu doyuma ulaştım. Mutluyum, gururluyum. En azından eve gittiğim zaman huzurluyum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde hemşirelik bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Şu anda da stajdayım. Liseden de sağlık meslek çıkışlı olduğum için bu mesleği biliyordum. Ve bu alanda kendimi uygun gördüğüm için devam etmek istedim. Zorluklar açısından hemşirelik gerçekten zor bir meslek. Gerek hastalarımız açısından, gerekse hasta yakınları açısından zor bir meslek. Hastalarımızı kaybettiğimiz zamanlar oluyor. Gerçekten üzülüyoruz. Ama genel olarak sevdiğimiz bir meslek ve severek yapıyoruz. İnşallah da mesleğe başladığımda iyi bir çalışma ortamında olmak istiyorum. Mesleği seçmek isteyen arkadaşlar daha çok insan ilişkilerinde iyi olan ve vicdanlı, merhametli arkadaşların seçmesini öneriyorum. Çünkü hastaya bakım vermek gerçekten bir bebeğe bakmak gibi ve gerçekten çok dikkat edilmesi gereken şeyler. Yanlışa çok fazla tolerans yok. Tüm meslektaşlarımın ve hocalarımın hemşireler günü kutlarım.